Bu videoda açısal yer değiştirme ile yay uzunluğu veya alınan mesafe arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız. Diyelim ki önümüzde görmüş olduğumuz şekilde elimizde bir tenis topu olsun. Ve bu tenis topunu bir iple merkeze çaktığımız bir çiviye bağlamış olalım. Bu topu hareket ettirmeye çalıştığımız zaman çivinin etrafında dönme hareketi yapar. Ve bu mavi ile çizdiğimiz yol üzerinde hareket eder. Şimdi soldaki çemberin yarı çapının 6 metre olduğunu varsayalım. Bunu aynı zamanda ipin uzunluğu olarak da düşünebilirsiniz. Burada ne olacağını biliyoruz değil mi? Başlangıçta açımız yani teta ilk, bunu genelde pozitif x ekseniyle olan açı olarak kabul ediyoruz. Evet, teta ilk değerimiz pi bölü 2 olacak. Ve yine diyelim ki bu topu 2 pi radyan kadar döndürelim. Artı 2 pi radyan kadar yani saat yönünün tersinde 2 pi kadar döndürüyoruz. Böyle yaptığımız zaman top başladığı noktaya geri döner ve teta son değerimiz de 2 artı teta ilk olur. Yani teta sonu 5 pi bölü 2 olarak buluruz. Az önce saat yönünün tersinde pozitif yönde döndürdüğümüzü söyledik. Aynı zamanda 2 pi radyan kadar döndürdüğümüzü de söyledik. Yani size açısal yer değiştirme miktarı da söylemiş oldum. Bu durumdaki açısal yer değiştirme delta teta 2 pi radyana eşit olacak. Size soracağım bir sonraki soru şu. Bu topun aldığı mesafe ne olur? Alınan mesafe dediğimiz zaman üzerinde gittiği yolda düşünmemiz gerekiyor. Bu durumda aldığı yol aslında çemberin çevresine eşit olur. Bunun ne demek olduğunu bir düşünün. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve bu topun aldığı mesafe ile topun yer değiştirme miktarı üzerinde düşünün. Buna verebileceğimiz en kolay cevap yer değiştirme miktarı olur. Topun hareketini başladığı noktada bitirdiği için bu durumdaki yer değiştirme miktarı, bakın açısal yer değiştirmeden bahsetmiyoruz, normal yer değiştirme miktarını bulmaya çalışıyoruz. Öyleyse bu durumdaki normal yer değiştirmesi sıfır olur değil mi? Açısal yer değiştirme 2 pi radyandı. Peki aldığı mesafe hakkında ne söyleyebiliriz? aldığı mesafeyi s ile gösterelim. Birazdan bunun aynı zamanda yay uzunluğu olarak da düşünebileceğimizi göstereceğim. Bu durumdaki yay uzunluğu çemberin çevresi kadar. Bu neye eşit olacak? Geometri derslerinden bildiğimiz kadarıyla bunun çemberin çevresi olması gerektiğini biliyoruz. Onu da 2 pi çarpı yarıçap formülüyle bulabiliriz. Öyleyse s eşittir 2 pi çarpı 6 metre yani 12 pi eder ve birimimiz de 12 pi metre olur. Bu da aldığımız yolun uzunluğu eder. Burada ilginç olan şey şu. En azından bu durumda alınan mesafeyi ya da yay uzunluğunu bulmak için sanki açısal yer değiştirmeyi alıp hatta açısal yer değiştirmenin büyüklüğünü alıp bunun mutlak değeri gibi de düşünebilirsiniz. Çemberin yarıçapıyla çarptık. Eğer bunu ipin uzunluğu r olarak düşünmek istiyorsanız o zaman r ile çarpmış olduk yay uzunluğumuzun bu durumda açısal yer değiştirmemizin mutlak değeriyle yarı çapın çarpımı olduğunu söylemiş olduk. Bakalım bu ilişki her zaman geçerli oluyor mu? Bu sefer aynı topu daha kısa bir iple bağlamış olalım. İpin uzunluğu 3 metre olsun. Topun başlangıç açısı teta ilki şekilde gördüğümüz üzere pi radyan kadar. Pozitif x ekseninden ipe kadar olan açıyı ölçtüğümüz zaman pi radyan kadar olduğunu görebiliriz. Bu sefer topu saat yönünde döndürelim ve teta son değerimiz de pi bölü 2 radyan olsun. Teta son eşittir pi bölü 2 radyan. Videoyu şimdi durdurun ve açısal yer değiştirmeyi bulmaya çalışın. Bu durumdaki açısal yer değiştirme miktarı teta son yani pi bölü 2 eksi teta ilk yani pi bu işlemin sonucu da bize açısal yer değiştirmeyi eksi pi bölü 2 verir. Bu size bir anlam ifade ediyor mu? Çünkü saat yönünde ilerledik. Saat yönü tanımsal olarak negatif kabul ediliyor. O zaman sonuç mantıklı oluyor. Yani açısal yer değiştirmemiz saat yönünde pi bölü 2 radyan kadarmış. Az önce bulduğumuz bilgilerle ipin ucundaki topun aldığı mesafeyi ya da yay uzunluğunu bulabiliyor muyuz bakalım. Aldığı mesafe aslında ne kadar olacak? Bunu düşünmenin birkaç yolu var bu uzunluğun çemberin çevresinin dörtte biri olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani doğrudan bu yay uzunluğu s eşittir, 1 bölü 4 çarpı 2 pi çarpı yarıçap 3 metre olmalı diyebilirsiniz. Bu da bizi doğru sonuca götürür. Bu işlemin sonucunda da 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yani 3 pi bölü 2 metre ile çalıştığımızı da unutmayalım. 3 pi bölü 2 metre elde ederiz. Ama bir de az önce oluşturduğumuz formülün bu durumda geçerli olup olmadığına da bakalım. Açısal yer değiştirmenin mutlak değerini aldığımız zaman da aynı sonuca ulaşacak mıyız bir kontrol edelim. Hemen yapalım. Açısal yer değiştirmemizin mutlak değerini alalım ve bunu yarı çarpalım. Yarıçapımızın değeri 3 metre. Birbirlerine eşit olduğunu görüyoruz. Çünkü burası da pozitif 3 pi bölü 2 ediyor ve az önce bulduğumuz sonuçla aynı oluyor. Görünen o ki formülümüz hala geçerliliğini koruyor. Bu aslında işte garip değil çünkü bu formülle aslında şunu söylemek istiyoruz. Elimizde çemberin çevresini veren formül olsun ve bu yay uzunluğunun çemberin çevresinin ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu yay uzunluğunun çemberin çevresine oranını da açısal yer değiştirmemizin büyüklüğü belirleyecek ve bu oranla da çemberin çevresinin ne kadarını gittiğimizi hesaplayacağız. Eğer bu 2 pi olsaydı çemberin çevresine eşit olurdu eğer pi olsaydı çemberin yarısına denk gelirdi. Dikkat ederseniz bu iki ifade birbirini götürüyor. Dolayısıyla bu ifade bize yay uzunluğunu veriyor. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu sefer topumuzun bağlı olduğu ipin uzunluğu 5 metre olsun. Ve diyelim ki ilk açımız pi bölü 6 radyan, son açımızda hareketi burada bitirmiş olalım. Teta son değerimizde pi bölü 3 olsun. Az önce konuştuğumuz her şeye dayanarak bu topun aldığı mesafeyi ya da diğer bir deyişle yay uzunluğunu bulalım. Öncelikle açısal yer değiştirmeyi bulmamız gerekiyor. Onu da teta son yani pi bölü 3 eksi teta ilk yani pi bölü 6 işlemiyle bulabiliriz. Bu işlem sonucunda da açısal yer değiştirme pi bölü 6 olarak çıkar. Yani az önce aldığımız bu açı için pozitif pi bölü 6 radyanlık bir dönme hareketi yapmışız. Bunun için de saat yönünün tersinde ilerlemişiz. Son olarak yay uzunluğunu da hesaplayabiliriz. Bunun için bulduğumuz açısal yer değiştirme ile yarı çarpmamız yeterli olur. Böylece yay uzunluğumuz eşittir pi bölü 6 çarpı yarıçapımız çapımız çarpı 5 metre olacak. Bu da bize 5 pi bölü 6 metre sonucunu verecek. Böylelikle örneklerimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz üzere burada büyülü hiçbir şey yok. Doğrudan çemberin çevresi formülü yardımıyla bulabiliyoruz.